Rahip Bahira'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini bildirmesi İbn Ebi Şeybe rahmetullahi aleyh'in rivayetinde gelmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşına girdiğinde amcası Ebu Talip ile çıkıp Şam diyarına gittiler. Orada Busra denilen yere vardıkları zaman konakladılar. O yerde Bahira adında bir rahip vardı. Bahira Resulullah Efendimizi görünce mübarek eline yapıştı. İşte o alemlerin efendisidir. Hak Teala onu alemlere rahmet olarak göndermiştir, dedi. Ey Bahira, nereden biliyorsun dediler. Bunun üzerine Bahira, siz şu karşıki yokuştan inip gelirken gördüm. Taştan ve ağaçtan hiçbir şey kalmadı, hepsi ona secde ettiler. Onlar hiç kimseye secde etmezler ancak peygamberlere secde ederler. Aynı zamanda ben bunun nübüvvet mührüyle bilirim. Bunun arkasında nübüvvet mührü vardır. Biz kitaplarımızda bunu bulmuşuzdur. Ey Ebu Talip! Sakın Yahudi taifesi buna zarar vermesinler. Hemen onu alıp Mekke'ye geri git, dedi. Bazı rivayetlerde i̇bn Abbas radıyallahu an hazretlerinden şöyle nakledilmiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, 18 yaşında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 20 yaşındaydı. Yoldaş olup Şam diyarına ticarete gittiler. Beraberce bir gürgen ağacının dibine vardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın gölgesine oturdu. Hazreti Ebu Bekir geçti, bir şey sormak için orada oturan Bahira dedikleri rahibin yanına gitti. Rahip sorup, o ağacın gölgesinde oturan kimdir dedi. Hazreti Ebubekir de "O Muhammed bin Abdullah bin Abdul diye cevap verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bahira "Vallahi bu peygamberdir. İsa aleyhisselam'dan sonra oraya bundan başka kimse oturmadı." dedi. Ta o zamandan bu söz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kalbinde yer etmişti. Sonradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nübüvvet gelip dine davet eylediğinde, Ebu Bekir Sıddik radiyallahu an tereddüt etmeyip imana geldi. İmam Kastalani, Mevahib ile Dünniye, Cilt 1, Sayfa 30-31, 27 Ekim Mevlana Takvimi